Herkese merhabalar kampüs kanalında birlikteyiz sinir sistemi soru çözümü yapacağız biyolojinin bu kamp dönemindeki ilk videosu olacak tabii ki sinir sisteminden soru çözümünü yaparken aralarda ben size hatırlatmalar da yapacağım hatırlatmalar yapabileceğim bazı şeylerden bahsedebileceğim soruları e, koymaya çalıştım ama en başta da tabii ki küçük bir fonu hatırlatması yapacağım biraz özetin özeti e, gibi olacak diyeyim. Şimdi sinir sistemi dediğimiz zaman öncelikli olarak bir sinir sisteminin yapısından mekanizmasından bahsetmiştik. Daha sonra da sinir sisteminin bölümlerinden o merkezi çevresel sinir sistemi yapılarından bahsetmiştik. Sinir sistemi hücreleri bizim için özel hücrelerdi. Bayağı özelleşmiş hücrelerdi. O yüzden bunlara isim veriyorduk. Nöron ismini verecektik. Nöronlara baktığımız zaman hücre gövdesi ve hücre gövdesinden çıkan uzantılardan meydana geleceklerdi. Ki hücre gövdesi çıkan çok sayıda kısa uzantı bizim için dendrit olacaktı. Uzun ve tek sayıdaki uzantıya ise akson ismini verecektik. Dediğimiz gibi en başta ne olacaktı? Hücre gövdesi dediğimiz kısım söz konusu olacak. Kısa ve çok sayıdaki uzantı dendrit gövdeden çıkan uzun ve tek sayıdaki uzantı ise aksondu. Bunların hücre gövdesine baktığımız zaman gayet çekirdekleri olabilen, işte mitokondri sayısı enerji harcanımları çok olduğu için mitokondri sayısı fazla olan hücrelerde burada nissil tanecikleri dediğimiz bir kavram görüyorduk. Aslında bunların endoplazmik retikulumlarına nissil tanecikleri deniyordu. Yani ekstra bir şey değildi. Sonra şu gösterdiği kısımlar tabii ki bizim için akson uçlarıydı. Uyartı iletimi nöronlarda her zaman dentritlerden aksona doğruydu. Bazı nöronlarda miyelin kılıf bulunurken bazılarında miyelin kılıf bulunmazdı. Miyelin kılıf bulunanlarda hemen yazayım şöyle miyelin kılıf bulunanlarda uyartı iletimi her zaman daha hızlı şekilde gerçekleşiyordu. Mielin kılıfın oluşmasını sağlayan şey de şivan hücresi dediğimiz nöron olmayıp da sinir sistemine yardımcı olan hücrelerden bir tanesiydi. Yani bir çeşit glia hücresiydi. Mielin kılıf oluşmasını sağlıyordu. Mielin kılıf oluşunca da sıçramalı iletim yapıldığı için çok daha hızlı iletim gerçekleşiyordu. Mielinsiz bir nöronda saniyede 12 metre yol gidilirken miyelinli nöronda saniyede 120 metre yol gidilebiliyordu. Yani 10 katı kadar daha hızlı taşınması anlamına gelecekti. Nöronlarla ilgili çok fazla aklınızı karıştıran bir şey var. Nöronların çok büyük bir kısmında sentrozom organeli bulunmaz. Sentrozom organeli bulunmadığı için de bunların bölünme yeteneği yoktur. O yüzden bir nöron e, zarar gördüğünde veya öldüğü zaman bunun telafisi olmuyor. Bazı perç türlerini telafi edemememizin işte Alzheimer gibi Parkinson gibi hastalıklarda o nöronu tedavi edip de tekrar işlev yapabilir hale getiremememizin sebebi nöronların bölünme yeteneğinin olmamasından kaynaklanıyor. Ama cümlenin başında ne dedim çoğu nöronda dedim. Yeni yapılan çalışmalar beyinde bulunan bazı nöronların bölünebildiğini gösterdi. Ama size derse ki nöronlar kesinlikle bölünemezler. Hayır. Nöronların çoğu bölünemez. O zaman cevabımız evet olacak. Görevlerine göre nöronlardan da bahsetmiştik. Bizim bir duyu nöronlarımız vardı, getirici nöronlar dediğimiz. Bir ara nöronlarımız vardı, merkezi sinir sisteminde bulunan bir de motor nöronlarımız vardı. Duyu nöron dediğimiz zaman daha doğrusu önce merkezi sinir sistemini söyleyeyim. Bizim kafatasımızda yer alan beynimiz ve böyle boyun kökünden kuyruk sokumuna kadar uzanan omuriliğimiz bizim merkezi sinir sistemimizde. Bir uyartıyı aldığım zaman bunu merkezi sinir sisteminin ilgili bölgesine artık beyin de olur omurilikte olur fark etmez. Getirenler duyu nöronlardı. Merkezi sinir sisteminde bağlantıyı kuran ara nörondu. Gerekli cevabı götüren ise bizim motor nöronlarımızda ayağına çivi battı uyartıyı beyne getiren duyu burada kime verdi araya ayağına tekrar cevabı götürüp de çivi battı bir zahmet ayağını kaldır oradaki kasa kasıl emrini veren de motor nöron dediğimiz nöronlardı gençler. Hatta uyartı çalışmasında mekanizmasında ya hep ya hiç prensibi dediğimiz bir prensip geçerliydi. Ne demek bu? Bizim eşik değer dediğimiz bir değer var. Eşik değerin altındaki uyartıya hiçbir şekilde tepki vermiyoruz. Ayağımızın üstünde sivrisinek geziyor yazın. Gözümle görüyorum sineğin gezdiğini ama gözümle Görmemiş olsam onun orada olduğunu hissetmeyeceğim. Kara sinekte de bazen aynı şey geçerli oluyor. O sinek eşik değerin altında bir uyartı olduğu için ben onu hissedemedim. Eşik değerin üstünde ne kadar üstünde olursa olsun da aynı şekilde impuls oluşturursun. Mesela sen şurada hiç tepki vermediğine göre hiçbir değişiklik hiçbir impuls oluşturmadığına göre buranın gerisindekiler uyartılar eşik değerin altında eşik değerin şu kadar üstü olsun bu kadar üstü bu kadar üstü olsun impulsun verdiği tepki ise değişmez yani eşik değerin altı ya hiç eşik değerinin üstü ya hep bu impuls taşınma hızıyla alakalı bir şey değildi. İki tane nöronu düşündüğümüz zaman iki nöronun arasındaki bölge sinaps adını verdiğimiz bölgelerdi. Ya da bir nöronla bir kas da olabilir. İkisinin bağlantı kurduğu yerler sinapslardı. Sinapslarda uyartı iletimi nörotransmitter transmitter maddelerle yani kimyasal maddelerle gerçekleştiriliyordu. Şurada sodyum potasyum sodyum potasyum pompası görev yaptı. Daha sonra da nörotransmitter maddelerle bu buradan buraya geçiş oluyordu. Yani akson ucundan sentezlenecekti kimyasal bir madde. Sentezlendikten sonra gidecekti diğer nöronun dendritini dürtecekti. Uyartı buraya geçtiği zaman da buradaki enzimler tarafından bu nörotransmitter madde parçalanıyordu. Yani nörotransmitter madde buna geçmiyor. Sadece uyarıyor uyardıktan sonra işi bitmiş oluyordu. Ya hocam şimdi ya hep ya hiç prensibinden bahsettim. Biri bana dokunduğu zaman arkamdan sırtıma dokundu Seda dedi. Ben şöyle bir döndüm çünkü uyartıyı algıladım. Geldi arkadan bana bir tane yumruğu çarptı Seda dedi. Onu da algıladım. Yine döndüm ama ikisini de algılama sıran bir saniye dokunmasıyla yumruk atmasını algılamamda yani şiddette nasıl bir anlaşma durumu söz konusu o şöyle oluyor biri sana getirip ee, omzuna hafiften dokunduğu zaman bu uyartıyı 3 tane nöron götürüyor 1 bir saniyede. Biri gelip sana arkadan yumruk attığında 13 tane nöron götürüyor 1 saniyede. Yani süre değişmez ılık bir bardağı tutmanla sıcak bir bardağı tuttuğun zaman yine duyu nöronlar götürüyor. Yine sıcaklığı algılayan beyin merkezine gidiyor. Bunun ılık, bunun sıcak olduğunu nasıl anlatıyorsun? Götüren nö nöron sayısıyla algılıyorsun. Yani sürede bir değişiklik olmaz. Ee, nöronlarda uyartı iletimi sırasında da polarize, depolarize, repolarize dediğimiz olaylar söz konusuydu. Yine yorumlara bağlı olarak konuşuyorum. Hocam polarize, depolarize kalkmadı mı diyorsunuz? Bu şekiller direkt geçerli olan Milli Eğitim kitabından alınmıştır gençler. Biliyorsunuz üç tane Milli Eğitim kitabı var. Bazılarından bazılarında oluyor bazılarında olmuyor. Aklınız karışabiliyor. Polarize depolarize repolarize konuları da gayet bu şekiller üzerinden Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı geçen sene ve bu sene geçerli olan kitapta anlatılıyor. Polarize dediğimiz zaman nöronlar dinlenme durumunda oldukları zaman polarize haldedirler. Polarize halde içerisi eksi yüklüdür. E, hem klor gibi iyonların olması dolayı dışarısı ise artı yüklüdür. Dışarısının artı yüklü olmasının sebebi dışarıda sodyumlar çok içeride ise potasyumlar çoktu. İkisi de artı yüklü ama dışarıdaki sodyum sayısı çok 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 daha fazla. Dinlenme halinde hiç uyartı taşımıyorken bile dışarıda sodyumu çok içeride potasyumu çok tutabilmesi için bunun tabii ki enerji harcıyor olması lazım. Yani bir nöron dinlenme halindeyken bile enerji harcar. Uyartı geldiği zaman sodyum kapıları açılacak. Sodyumlar içeriye doğru doğru hücum edecekler. Sodyumlar içeriği artı yüklü yapacak. Bu sefer depolarize halde olacak. Daha sonra potasyum kapıları açılacak. Potasyum kapıları açıldığı zaman dışarısı artı yüklü olacak. Yani repolarize olacak. İşler bitti. O zaman da sodyum potasyum pompası çalışarak herkese eski haline döndürecekti. Çok uzun uzun anlatmıştım. Bunu konu anlatım videomuzda. Sinir sistemi bölümlerine geldiğimiz zaman bir merkezi sinir sistemi bir de çevresel sinir sistemi olacak. Merkezi sinir sistemi beyin ve omurilik dediğimiz kısımlardan meydana gelecek. Beyni de kendi içinde ön beyin, orta beyin, arka beyin dediğimiz kısımlara ayırdık. Ön beyni de uç beyin ve ara beyin diye gruplandırabiliyoruz. Arka beyin de beyincik, pons, omurilik soğanı dediğimiz kısımlara ayrılıyordu. Çevresel sinir sistemi de vücuduma uzantıların olduğu kısımlardı. Hemen şuranın üstünden de göstereyim beyin ve omurilik dediğin zaman bunlar merkezi sinir sistemi. Etrafa yayılan her şey, senin şurana iğne battığında sen bu iğne batmasını hissedebiliyorsan demek ki orada nöron var demektir. Nöron orada olmasaydı sen oradan bir uyartı alamazdın. Vücudunun her bir yerine yayılan da çevresel sinir sistemi. Merkezi sinir sistemini şuradan da göstereyim. Şu aşağıya doğru senin sırtından gidiyor gözlerin şurada bu tarafında ense tarafın oluyor. Sırtından da aşağı doğru giden tabii ki senin omurilik dediğimiz kısım. Bir ön beynimiz var. Ön beyin, uç beyin ve ara beyin olmak üzere ikiye ayrılıyor. Şurası orta beyin dediğimiz kısım. Kas tonusu ve bazı görme işitme reflekslerinin kontrolü gerçekleşiyordu. Beyincik pons ve omurilik soğanından meydana gelen kısım ise arka beyin dediğimiz kısımdı dediğim gibi çok özet halde vereceğim gençler ee, soruların üstünden de birkaç bir şey anlatmak istiyorum omurilikte bir çapraz mekanizması var bunu çok karıştırdığınız için özellikle veriyorum şimdi omuriliğin şekline bakıyorsunuz çapraz olunca böyle çapraz oluyor zannediyorsunuz sağ elimden gelenler sol beyinle sol elimden gelenler sağ beyinde kontrol edilir ya çaprazı böyle zannediyorsunuz çapraz öyle değil küçük bir püf noktası şimdi omuriliğin şeklini verdi oklar moklar verdi ÖSYM daha önce bu soru Kalıbını çok soruyordu. Bir kere sağ elini koyduğun yer sol taraftır, yani şurası sol, bu taraf sağ taraftır. Şekle her zaman sana göre çiziyorlar, unutma. Duyu nöron dediğin uyartı getiren nöron her zaman arka kökten giriş yapacak. Yani dorsal'den arkadan girecek, önden çıkacak. Arkadan girenin önden çıkması şu çapraz olayıdır. Yani buradan gelen buradan çıkış yapacak, çapraz yaptı demektir. Sakın böyle götürme, yapmıyorsun bununla da ilgili bir soru koymuştum. Sonra bizim bu omuriliğimiz özellikle refleks davranışlarını kontrol eder. Bir doğuştan gelen reflekslerimiz, bir de kazanılmış reflekslerimiz var. Doğuştan gelen reflekslerimiz sana, bana, ona, buna göre değişmeyen hepimizde olan reflekslerdir. Ki bu refleksin olmaması demek kişide bir sağlık problemi olduğu anlamına gelir. Kimin gözüne kalemi fırlatsan gözünü kapatacak, çivili ayağına vurdun, ön tarafa doğru ayağını hareket ettirecek gibi işte Yüzmek gibi, konuşmak gibi, okumak gibi, yazmak gibi şeyler ise kazanılmış reflekslerdir. Bununla da ilgili bir soru koymuştum. Orada uzatırım biraz örneklerini. E, refleks hareketleri eğer cevap çok net bir şekilde e, belliyse, diz kapağı refleksi gibi duyu götürüyor, motor getiriyor. Ara nörona göre, gerek yok ama her nöronda e, iki her reflekste iki çeşit nöron görev yapar diyemeyiz. Bazısında ara nöron da görev yapacak gençler. Hemen hızlıca sorulara geçiyorum. Nöronlarla ilgili aşağıda verilen açıklamalardan hangisi doğrudur demiş. Şimdi nöronlarda uyartı iletimi aksondan dentrite doğrudur asla düşmedim. Nöronu hayal ettim. Hücre gövdesi. Hücre gövdesinden çıkan çok sayıda kısa uzantı. Hadi şu miyelinsiz olsun. Akson ucu da şurası olsun. Nöronlarda uyartı iletimi her zaman dentritten aksona doğru olur. O zaman bu yanlış. Dentrit hücre gövdesinden çıkan tek bir uzantıdır. Dentrit hücre gövdesinden çıkan çok sayıda uzantıdır. Akson hücre gövdesinden çıkan tek sayıdaki uzantı. Nöronun akson kısmında ribozom, mitokondri gibi organeller bulunur. Nöronun e akson kısmında değil. Ribozom, mitokondri gibi organeller nerede bulunacaklar bunun? Hücre gövdesi adını verdiğimiz kısmında bulunacaklar. Miyelin kılıflı nöronlarda uyartı iletimi miyelin kılıfsız nöronlardan daha hızlıdır. Evet, miyelin kılıf bulunduğu zaman bunlar sıçramalı iletim yaptığı için tabii ki uyartı iletimi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyordu. Nöronlar gayet çekirdeği olan aktif hücrelerdir. Ha birçoğunun bölünme yeteneği yok ama bu da çekirdeklerinin olmamasından değil sentrozomlarının olmamasından kaynaklanıyor. Geldim diğer bir nöron çeşidine. 3 puanlık bir soru ama daha önce üniversite sınavında çıkan bir sorunun çok 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 benzeri diyeyim. Bir kişinin sinir sisteminde bulunan motor nöronların çalışmaması halinde motor nöron çalışmıyorsa şimdi burası benim beynim şurası da omuriliğim. Uyartıyı getirenlere duyu nöron adına veriyorduk. Burası ara nöron vardı. Cevabı götürenler ise bizim motor nöron dediğimiz nöronlardı. Benim kimim çalışmıyor? Motor nöronlarım çalışmıyor. O zaman uyartı gelecek. Uyartı geldiği zaman benim merkezi sinir sistemime taşınacak. Orada ara nörona gidecek ama buraya cevap verilmeyecek. Cevap verilmediği için motor nörona cevap iletilmediği için de haliyle ben burayı hareket ettiremeyeceğim. Reseptörlerden alınan uyartılar merkezi sinir sistemine taşınamaz. Niye taşınamazsın ki? Merkezi sinir sistemine taşıyan şey duyu nöron. Senin motor nöronun bozukmuş. Duyu nöron çalıştığına göre tabii ki taşıyabilecek. Bu gitti. Kişi ayağına çivi battığında acıyı hissetmez. Ayağına çivi battığında duyu nöron araya götürüp veriyor ya. Çivi battığını hisseder. Ayağını oradan çekemez. O zaman bu da gitti. Efektör organda uyartıya cevap oluşmaz. Evet ben efektör yani gidip de kasıl ayağını çividen çek diyemiyorum. Hatta bunun ÖSYM'de çıkmış sorusu botoksla ilgili bir soruydu. Botoks motor nöronların çalışmasına zarar veriyorsun. Mesela işte Şöyle ağzı olsun bunlar da gözleri olsun. Gözün yanında kaz ayağı dediğimiz çizgiler meydana geliyormuş. Bu motor nöronlara geliyorsun uyartıyı kesiyorsun. Burayı felç edecek belli bir süre felç edecek bir ilaç veriyorsun. O yüzden bu gözlerini kıssa bile buradaki motor nöronlar işlev yapamadığı için e, oradaki kasları bir araya getirip kısma işlemini gerçekleştiremiyor. Kısma işlemini gerçekleştiremeyince de adam kırışmıyor. Aslında botoks uygulamalarındaki mantık da buna benzer bir mantık. Diyeyim gençler hangilerinin gerçekleşmesi beklenir dediğine göre cevabımız da Bursa'ya düşmüş oldu. Geldim sinapslarda impuls iletimi ile ilgili bir soruya açıklamalarından hangileri doğrudur diyor. Sinapsları da hemen hayal ettim. Hücre gövdesi çıkan çok sayıda kısa uzantı akson, akson ucu diğer hücrenin dentritleri oradan da akson ucu olarak hayal etmiş olayım. Şurası da bizim hangi bölgemizde? İki nöron arasındaki sinaps adını verdiğimiz bölgeler. Bakıyorum sinapslarda impuls iletimi ile nörotransmitter maddeler aracılığıyla olur. Evet Dopamin gibi nörotransmitter maddeler burada görev alıyorlardı. Sinir hücresindeki impuls iletiminden daha yavaş gerçekleşir. Evet, sinir hücresinde impuls iletimi yani şuralarda çok daha hızlı. Sinapslarda ise çok daha yavaş bir şekilde gerçekleşiyordu. O zaman bu da bizim için doğru. Akson ucundaki sinaptik keselerin uyarılmasıyla başlar. Akson ucunda uyartı geldiği zaman burada sinaptik keseler nörotransmitter maddeleri salgılayacaklar. Hatta büyük maddeler olduğu için akson ucundan egzostozla dışarıya atılacaklar. Daha sonra gidip diğer dentriti dürtecek. Dentriti dürttüp uyartı orada oluştuğu zaman da burada parçalanacaklardı. Dentritten akson ucuna doğru gerçekleşir. Cümleyi okurken hızlı okurken düşünmeyin bunlara sinapslarda uyartı iletimi ak sonucundan dentritlere doğru gerçekleşir. Yani bu bizim için yanlış oldu gençler. Doğruları da sorduğumuz için cevabımız 1, 2, 3 şeklinde oldu. Yani Denizli'ye düşmüş oldu. Hadi bir tane soru. Bunu özellikle hatırlayalım. Biraz reflekslerden bahsedeyim diye koydum. Bizim iki çeşit refleksimiz vardı. Daha doğrusu şöyle bir hatırlatma yapacağım. Şimdi refleksleri kontrol ettiğimiz birkaç tane yerimiz var. Bunlardan birincisi orta beyinde kontrol gerçekleşiyordu. Orta beyinde hangi reflekslerden bahsediyorduk? Bazı görme ve işitme refleksleri. Göz bebeğinin karanlıkta, göz bebeği karanlıkta ne olur? E, büyür aydınlıkta ise göz bebekleri küçülecekler bu görme ile ilgili bu refleks orta beyinde gerçekleşecek sonra bir omurilik soğanından bahsetmiştik omurilik soğanına hayat düğümü ismini de veriyorduk ya çünkü hayatsal fonksiyonları kontrol ediyordu boşaltım sistemi dolaşım sistemi solunum sistemi gibi aynı zamanda kusma yutma öksürme hapşırma gibi hayati e, bazı refleksleri de kontrol edecek buraya da yazayım bazı göz ve kulak reflekslerini kontrol edecek. Bir de ana merkezimiz omurilik adını verdiğimiz yapımız söz konusuydu. Araba kullanmak, yüzmek, bisiklete binmek gibi olaylar refleksleri de kendi içerisinde ikiye ayırmıştık. Bir doğuştan gelen reflekslerimiz, bir de öğrenilmiş yani kazanılmış reflekslerimiz vardı. Doğuştan gelen refleksler yeni doğan bebeğin meme emmesi, işte göz kapatmamız Ondan sonra başka yeni e, öksürme gibi doğuştan gelen refleksler kazanılmış reflekslerde bazı bireylerde olup bazı bireylerde olmayan reflekslerdi önce bunları yaparken beynimizi kullanıyorduk bir öğreniyorduk daha sonra bu davranışı çok gerçekleştirdiğimiz için reflekse dönüşüyordu yani yüzmeyi öğrenirken beynini kullanıyorsun daha sonra yüzme işlemi bir reflekse dönüşüp omuriliğe atılmış oluyordu yeni doğan bebeğin meme emmesi tabii ki doğuştan gelen bir reflekstir kimse hapşırmayı öğrenmez doğuştan gelen bir reflekstir Göz kapaklarının açılıp kapanması bir reflekstir. Öksürmek bir reflekstir. Limon gören kişinin ağzının sulanması ise kazanılmış bir reflekstir. Yani herkeste aynı refleks meydana gelmiyor. Limonun tadını bilmese zaten ağzının sulanması gibi bir durum söz konusu olmazdı. Geldik buradaki soruya da kesinlikle buna da dikkat ediyorsun. Grafiksel sorular karşına çıkarsa uyarı şiddeti ile iletim hızı ile ilgili bir grafik çiziyor sana. Uyarının şiddetini arttı. Sana yumruk attı, tekme tokat attı, kafa göz girdi. Yani uyarının şiddeti artıyor. Impulsun iletim hızı ne yapmaz? Değişmez. Sana Tekme tokat da atsa, hafiften gelip şöyle okşasa da yine bunu aynı sürede algılayacaksın. Yani iletim hızında değişme meydana gelmez. O yüzden de uyarı şiddeti ne kadar artarsa açsın, ilim pulsun, iletim hızı değişmez diyeyim gençler. Böylelikle cevabımızda haliyle Ceyhan'a direkt düşmüş oldu. Ama bu tarz hız sorularında e, lütfen düşmeyin diyeyim. Aklıma gelmişken birkaç tane şey de söyleyeyim. Nöronlarda impuls iletim hızını ne etkiler? Bir kere miyelin kılıf varsa daha hızlı şekilde iletim gerçekleşecek. Akson çapı artarsa da daha hızlı sayıda gerçekleşecek. Eskiden ranvier boğum sayısı az olanlarda daha hızlı iletim yapılır diyorduk. O müfredatta değişti. Yani ranvier boğum sayısı impulsun iletim hızını etkilemiyor gençler. Ona da bir dikkat edin diyeyim. Hani demiştim ya çaprazı yanlış anlıyorsunuz. Çaprazı zannediyorsunuz ki böyle yapınca çapraz oluyor. Hayır öyle yapınca çapraz olmuyor. Böyle gidince çapraz oluyor. Aşağıda verilen şekilde omuriliğin enine kesidi gösterilmiş. Sağ ayağına çivi batan bir kişiden bahsediyor. Önce sağ solu anlamamız lazım. Dorsal ve ventral kökü anlamamız lazım. Arka taraftan girecek bunlar. Ön taraftan çıkacak bunlar. Bir kere sağ elimi koyduğum yer her zaman ne taraf olmak zorunda? Sol taraf olmak zorunda şekli bana göre çizdikleri için o zaman burası sol taraf haliyle burası sağ taraf. Hoca ne dedi omuriliğin şekilli sorusu karşınıza gelirse her zaman nereden girdiğini unutmayacaksın arkadan girecek önden çıkacak ve her zaman çapraz şu şekilde gerçekleşecek. O zaman şıklara bakmaya gerek yok. Bunun neresine batmış? Sağ ayağına batmış. Sağ ayağına battığına göre duyu nöron bunu birle getirecek. Sonra burada ara nörona verecek. Ara nöron dediğimiz zaman da 7 numaralı nörondan bahsediyoruz. Sonra hop 6 ile çıkış yapacak. E o zaman şöyle bir baktığımız zaman 1, 7, 6 şeklinde olması lazım. İletim süreci Cevabımız da Ceyhan'a düşmüş oluyor dediğim gibi ÖSM daha önce bunu birkaç kere şekil üstünden sordu artık sorarlar mı bilmiyorum ama çaprazı direkt bu şekilde hayal etmeniz gerekiyor. Geldik diğer bir sorumuza hatta son sorumuz olduğunu hatırlıyorum doğru son sorumuz 5 puan verdik çünkü bu tarz soruları gördüğünüz zaman e, çok fazla derecede düşündük. E, Korkuyorsunuz. Uzun soru her zaman söylüyorum kolay soru demektir. Bir soru uzunsa onun içinde cevabı var demektir. Bir de bu sorulara e, yüksek puan vermemizin sebebi çünkü bunu yaparken bir de yukarıda verilen açıklamaya bakarak kısmına dikkat etmeniz gerekiyor. Şimdi hemen metni bir hızlıca okuyayım ben size. Günlük tüketilen besinler hafıza, zeka gelişimi üzerinde etkilidir. Özellikle B ve E vitaminleri, demir, çinko, iyot gibi mineraller sinir sisteminin sağlığı açısından önemlidir. Aynı zamanda her gün yeterli miktarda su içilmeli, protein ağırlıklı besinler tüketilmelidir. Beyin egzersizleri de beyne giden kan akışını hızlandırmakta ve oksijen oranını arttırmaktadır. Kurşun, civa, kadmiyum gibi ağır metaller, enfeksiyonlar, stres ise beynin sağlıklı yapısına zarar vermekte ve ciddi sağlık sorunlarına sebep olmaktadır diye bir metin döşemişim. Sonra yukarıda verilen açıklamaya bakarak dediğime göre mutlaka açıklamadan çıkmayan fakat doğru olabilen bir şey de koymuşum dur. Hemen bakıyorum. Sadece dengeli ve düzenli beslenerek sinir sistemimizin sağlıklı yapısını koruyabiliriz. Daha önce bununla ilgili video çekmiştim. Sadece her zaman o cümleyi bir daha oku. Sadece dengeli ve düzenli beslenerek. Sadece dengeli ve düzenli beslenmek e, yeterli olur mu beyin egzersizleri yapmak da sinir sisteminin sağlıklı yapısını korunmasına etkiliyormuş sadece dediği için bunu almadım planlama gerektiren faaliyetlerde bulunmak beyin gelişimini arttırır He, bulmaca çözmek günü planlamak bize şurada hangi cümleyi vermişti e, kan akışını hızlandırmakta beyin egzersizleri de beyne giden kan akışını hızlandırmakta yani planlama faaliyeti gerektiren, planlama yapılması gerektiren şeyler beyin gelişimini arttırır. Bunu yukarıdan çıkarttım. Yüksek tansiyona sahip kişilerde beyinde bulunan ak madde miktarı azalmaktadır. Ne bileyim ben. Yukarıdaki açıklamaya bakarak yüksek tansiyonda sahiplerde ak madde şu kadar oluyor, boz madde bu kadar oluyor diye bir şey söyleyemem gençler. Yukarıda verilen açıklamadan çıkmaz zaten bu gitti. Sağlıklı bir yaşam için mümkün olduğunca stresten uzak bir yaşam tarzı seçilmelidir. Bunu da gördüğümü hatırlıyorum. Stres ise beynin sağlıklı yapısına zarar vermektedir. O zaman sağlıklı yapışam için stresten uzak durmamız gerekiyor. Bunun yorumunu yapabildim. Bayağı bildiğin Türkçe sorusuydu zaten. Yorumlarından hangileri yapılabilir demiş. O zaman cevabımız 2 ve dörde düşmüş oluyor. Gençler çok az bir vaktinizi alayım. Şurayı yaparken ak maddeyi görünce aklıma geldi. Onu da hemen söylemiş olayım. Kısa bir kodlamamız vardı. Ee, sinir sisteminin bölümlerine baktığımız zaman beyin ve beyincik aynı yapıdaydı. Yani bunların dışta nesi vardı? Boz madde dediğimiz maddesi. iç tarafta ise ak maddesi vardı. Sonra omur ilik ile omur ilik soğanı omur ilik soğanı yapısı birbirine benziyordu bunların tam tersiydi yani dışta nesi vardı ak maddesi içte ise boz maddesi yani gri maddesi vardı. Sorularda karşınıza çıkarsa da şuradan küçük bir hatırlatma yapmış olayım. Böylelikle sinir sistemimizi mümkün olduğunca hem konu anlatımı hem soru şeklinde tekrar etmiş oldum. Sizinle hemen ödüllü soruya da geçeyim. Ee, videoyu beğenmeyi unutmayın. Ödüllü soruya cevaplarınızı da yorum kısmına bekliyorum.